Şimdi Kıbrıs'ta çerçevesi belli olan parametrelerle biz müzakereleri yürüttük. Yani Kıbrıs Türk halkı, KKTC, Cumhurbaşkanı, baş müzakereci yürüttüler. Biz de destek verdik. Hep yapıcı olduk. Başından beri 17 yıldır herkesten de bir adım önde olduk. Ve nasıl bir çözüm istediğimizi de net bir şekilde paylaştık. Esasen 2014-11 Şubat ortak bildirgesi, iki liderin bildirgesi müzakerelerin temelini oluşturdu. Birleşmiş Milletler çatısı altında adada görüşmeler oldu, müzakereler oldu. 6 tane fasıl var. 4 fasılda yaklaşımlar oldu ama açıkta kalan konular var. Ama son 2 fasılı, özellikle toprak konusu, güvenlik garanti dahil, bunların hepsini hep birlikte görüşüp bir karara bağlamak istedik. Ve bu konuda biz KKTC olarak ve Türkiye Cumhuriyeti olarak üzerimize düşen görevi net bir şekilde yaptık. Daha ilk günden tekliflerimizi somut bir şekilde sunmaya başladık. Hangi konularda ne yapabileceğimizi, ne kadar esnek olabileceğimizi, kırmızı çizgilerimizin de ne olduğunu, mesela sıfır asker, sıfır garanti gibi bunların kabul edilemeyeceğini başından beri kayıtlara geçirdik. Ve orada herkes gördü ki Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son derece akıllı, mantıklı, yapıcı oldu. Ama bir gerçeği gördük ki Kıbrıs Rum tarafı ve garantör ülke olarak Yunanistan bu parametrelerle hiçbir zaman çözüme yanaşmayacak. Çünkü onlara göre bir devletleri var. Avrupa Birliği üyesi olmuş. Dolayısıyla yönetimi, gücü ve diğer konuları da paylaşmak istemiyorlar. Güvenlik ve garantiler işin bahanesi. Çok açık söylüyorum. Çünkü Kran Montana'da Anastasiadis ilk 4 fasılda daha önce adada müzakereler süresince mutabakata vardıkları konularda bile geri adım atmaya başladı. Seçim öncesi tabii ki milliyetçilik akımları, duyguları daha da kabarmaya başladı. Popülizm arttı. Ve biz diyoruz ki bu parametrelerde bir kötülük yok. Bu parametrelerle 50 yıl daha müzakerelerde bulunsak yine sonuç çıkmayacak. Oturup ne yapacağımızı yine konuşmak lazım. Yani KKTC ile şu anda konuşuyoruz. Aynı şekilde seçim öncesi Rum tarafıyla bir şey konuşmanın, yani iki tarafın bir şey konuşmasının bir anlamı var mı yok mu? O başka. Rum tarafında Cumhurbaşkanlığı seçimi var biliyorsunuz. Sonuçta Birleşmiş Milletler de dahil hep beraber oturup konuşup bir karara varmamız lazım. Ömür boyu bu böyle gidemez. Bu parametrelerle müzakerelerden bir sonuç elde edemeyeceğimizi biz net bir şekilde Kran Montana'da çok objektif söylüyorum. Duygusal falan söylemiyorum. Burada herhangi bir tarafı suçlayacak, yani karalayacak bir tutum da olanı söylüyoruz diyorsunuz. Olanı söylüyoruz. Rum tarafı ve Yunanistan dikkat ediyorsanız sürekli o günden bu yana yok görüşmelerin detayıyla ilgili yanlış bilgiler, başka konular gerçekten dürüstlüğe sığmayacak davranış içinde bunlar ve sürekli böyle suçlayıcı tavırlar içinde. Ben de yani 20 tane madde madde suçlayıcı şey sayabilirim onlar için. Ama bunun bir faydası yok. Olmadı olmadı. O zaman ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Yine diyalog yoluyla, yine diplomasi yoluyla. Yani Kıbrıs ve bölgenin istikrarı için, istikrarının bozulması için biz bu bölgede hem garantör ülke olarak hem de büyük bir ülke olarak yapıcı rolümüzü sürdüreceğiz. Ama diğer taraftan şimdi Rum tarafının tek taraflı olarak Kıbrıs etrafındaki denizlerde sondaj yapması doğru değil. Burada Kıbrıs Türk halkının da hakkı var. O zaman da biz de Kıbrıs KKTC'nin daveti üzerine biz de tabii gereğini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Yani esas burada çözüme odaklanmak lazım. İki tarafın da hakkı varsa birlikte adım atmak lazım. Bunu bile yaparsak diyor devlet olarak tanımış oluruz. Dolayısıyla diye. vesaire. Güven arttırıcı adımlar konusunda biz samimi olduk hep. Şimdi bazı konularda da güven arttırıcı adımlar konusunda da yine adımlar atalım diyoruz. Mesela telefon konusunda. İki tarafa geçtikleri zaman telefonlarını kullanamıyorlar. Bu roaming dediğimiz bu anlaşmayı yapmak istedik. Önce prensip olarak anlaştılar.
Sonra dediler ki biz bunu yaparsak sizi devlet olarak tanıdığımız anlamına gelir. Ne yapsa devlet olarak tanıyacak o zaman. Yani o zaman hiçbir adım atamazsın. Sonuçta yani bu konuda ne yapacağımıza dair biz şimdi kendi aramızda da istişare ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, arkadaşlarımızla biz bakanlık olarak, Dışişleri Bakanlığı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonra KKTC heyetiyle de Cumhurbaşkanı ve diğer siyasi partilerle de otururuz, konuşuruz. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz 20 Temmuz'dan hemen önce ben de adaya giderek Cumhurbaşkanı'yla ve siyasi parti başkanlarıyla, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı hepsiyle ayrı ayrı ve birlikte görüşmeler yaptık. Kafamızda bazı şeyler var ama bunu birlikte değerlendireceğiz ve Birleşmiş Milletler ve diğerleriyle de değerlendirerek önümüzdeki süreçte ne yapacağımızın kararını vereceğiz. Ve göreceğiz. Yani çözüm olmadı ama bu hala çalışmadığımız anlamına gelmiyor diyorsunuz. Tabii tabii. Mutlaka burada öyle veya böyle bir çözüm olması olmak gerekiyor. Zorunda. Öyle veya peki, böyle. Bu çözüm olmazsa, bu parametreler olmazsa başka bir parametrelerde de çözümü mutlaka olması lazım. Bu belirsizliğin Rum tarafına da bir faydası yok. Hiç kimseye bir faydası yok.